23. mektup. Bismihi subhane ve in min şeyin illa bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeda bi adede aşiratı dekayık ve umrike ve zerratı vücudik. Aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilafı zaman ve mekan sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Hususen bir tek maksat için bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmündedirler. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip kazancımın bir kısmını, bir sürüsünü Allah kabul etsin size veriyorum. Duada Abdülmecit ve Abdurrahman ile berabersiniz. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız.'' Sizin dünyaca bazı müşkilatınız, senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır, senin bedeline, yahu bu da geçer, kalbime geldi. La Ayşe illa Ayşul Akhira düşündüm. İnna Allah maas sabireyn okudum. İnna Lillahi ve İnna İleyhi dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşrettiğin miktar bir rahmete masar olduğu zaman pek bereketli bir surette onurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar. Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim, yazılan galip sözler ve mektuplar ihtiyarsız, defi ve ani bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile Eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem, sönük düşer, noksan olur. Bir miktardır ki tuluat-ı kalbiye tevakkuf etmiş, hafıza kamçısı kırılmış. Fakat cevapsız kalmamak için gayet muhtasar birer cevap yazacağız. Birinci sualiniz. Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? El cevap, esbabı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur şerait kabulün içtimağı nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ez cümle, dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bir zahril gayb, yani gıyaben ona dua etmek, hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur dualarla dua etmek. Mesela Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li ve lehu fid dini ve dünya vel ahira. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve kına azaben nar gibi cami dualarla dua etmek. Hem hulus ve huşu ve huzuru kalp ile dua etmek. Hem namazın sonunda bilhassa sabah namazından sonra hem mevaki mübarekede hususan mescitlerde hem cumada hususan saati icabede hem şuhur selasede hususan leyali meşhurede hem ramazanda hususan leyleyi kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet ilahiyeden kaviyen me'muldür o makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın ahiretine ve hayatı ebediyesi cihetinde makbul olur demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. İkinci sualiniz, sahabe-i kiram haziratına radiyallahu anh denildiğine binaen, başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? El cevap, evet denilir. Çünkü Resul-i Ekrem'in bir şiarı olan aleyhissalatu vesselam kelamı gibi, radiyallahu anh terkibi, sahabeye mahsus bir şiar değil. Belki sahabe gibi veraset denilen velayet-i kübrada bulunan ve makam rızaya yetişen eymme Erba, Şah-ı Geylani, İmam-ı Gazali, İmam Rabbani gibi zatlara denilmeli. Fakat örf ulemada sahabeye radiyallahu an, tabi'in ve tebe-i tabi'ine rahimehullah, onlardan sonrakilere gaferahullah ve evliyaya kudise sırruhu denilir. Üçüncü sualiniz, başta müştehidine izam imamları mı eftal, yoksa hak tarikatların şahları aktapları mı eftaldir? El cevap, umum müçtehidin değil, belki Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed İbni Hanbel, şahların, aktapların fevkindedirler. Fakat hususi faziletlerde, Şah-ı Geylani gibi bazı harika kutuplar, bir cihette daha parlak makama sahiptirler. Fakat külli fazilet imamlarındır. Hem tarikat şahlarının bir kısmı müştehitlerdendir. Onun için umum müçtehidin aktaptan daha eftaldir denilmez. Fakat emme-i erba, sahabeden ve Mehdi'den sonra en eftallerdir denilir. Dördüncü sualiniz, İnnallâhe maas sabiriinde hikmet ve gaye nedir? El cevap, Cenab-ı Hak hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam ile hareket etmediği için basamakları ya atlar, düşer veya noksan bırakır. Maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki, el harisu haibun hasir ve sabru miftahul ferac, duru ve emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. İnna malmut mealmuttakîn sırrına masar eder. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. İnna Allah yuhibbul mütevekkilin, İnna Allah yuhibbus sabirin şerefine masar ediyor ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazamon eder. Ve ef'alini tenkit ve rahmetini ittiham, ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet, musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın İnnemâ eşku bessî ve huzni ilallah demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi, eyvah, of deyip, ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek, aciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, ibadet üzerine sabırdır ki, şu sabır, onun makam mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyet-i kamile canibine sevk ediyor. 5. sualiniz. Sinni mükellefiyet 15 sene kabul ediliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi? El cevap. Hz. İbrahim aleyhisselamın Arabistan'da çok perdeler altında cereyan eden bakiye dini ile fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyarıyla ve mendubiyet suretiyle ibadet ederdi. Şu hakikat uzundur, şimdilik kısa kalsın. 6. sualiniz. Sinni Kemal itibarı olunan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi ve ömrü saadetlerinin 63 olmasındaki hikmet nedir? El cevap. Hikmetleri çoktur. Birisi şudur ki, nübüvvet gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Melekatı akliye ve istidadatı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise 40 yaşıdır. Hem hevesatın efsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengamı ve ihtirasat-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet ise, sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan vezayif-i nübüvete muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddi ve halis bir adam olsa da, şöhretperestlerin hatırlarına, belki dünyanın şan ve şerefi için çalışır vehmi gelir. Onların iddiamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra, madem kabir tarafına nüzul başlıyor ve dünyadan ziyade ahiret ona görünüyor, harekat ve amal uhreviyesinde çabuk o iddiamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da suizandan kurtulur, halas olur. Ama ömür saadetinin 63 olması ise çok hikmetlerinden birisi şudur ki, şeran ehli iman, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek, ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan 60'tan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında habibi ekremini bırakmıyor belki imam olduğu ümmetin ömrü galibi olan 63'te meleği alaya gönderiyor yanına alıyor her cihette imam olduğunu gösteriyor Yedinci sualiniz hayru şebabikum men teşebbehe ve şerrukum men teşebbehe bi şebabikum hadis midir Bundan murat nedir? El cevap, hadis olarak işitmişim. Murat da şudur ki, en hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesat-ı nefsaniyeye tabi olur. Senin levhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti şudur ki, ben başımın üstünde onu bir levayı hikmet olarak talik etmişim. Her sabah ve akşam ona bakarım, dersimi alırım. Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder. Mal istersen kanaat yeter. Evet kanaat eden iktisat eder, iktisat eden bereket bulur.'' Düşman istersen nefis yeter. Evet kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet ölümü düşünen hubbu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Yedinci meselenize bir sekizinciyi ben ilave ediyorum. Şöyle ki, bir iki gün evvel bir hafız, Sure-i Yusuf'tan bir aşr, ta teveffeni müslümen ve elhıkni bis salihine kadar okudu. Birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet saadet ebediyeye yardım eden küçük değildir. Öyleyse şu küçük bir nüktedir, şu izaha ve ehemmiyete değmez denilmez. Elbette şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve Nüket-i Kur'aniye'yi takdir eden İbrahim Hulusi o nükteyi işitmek ister. Öyleyse dinle. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenül Kasas olan kıssa Yusuf Aleyhisselam'ın hatimesini haber veren Teveffeni Müslümen vel bir salihin ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve icaz kerane bir nüktesi şudur ki, Sair ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi, kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Bahusus kemali ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengamda, mevtini ve firakını haber vermek daha elimdir. Dinleyenlere eyvah dedirtir. Halbuki şu ayet, kıssa Yusuf'un aleyhisselam en parlak kısmı ki, aziz Mısır olması, peder ve validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan, dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda, Hazreti Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki, şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde, gayet acı olan mevti istedi, ta öteki saadete mazhar olsun. İşte kuran Hakim'in şu belagatına bak ki, kıssa Yusuf'un hatimesini ne suretle haber verdi. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil, belki bir müjde ve bir sürur ilave ediyor. Hem irşad ediyor ki, kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır.'' hem Hazreti Yusuf'un âli sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor, dünyanın en parlak ve en sururlu haleti dahi ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor, yine ahireti istiyor. El-Baki, hüvel Said Nursi.